Bugün sizlere Malatya'mızın yöresel yemeklerinden analı kızlığı yapacağım. Çok uzun süreli ve aşamalı bir yemektir bu. Malzemelerimiz Malatya'mızın yöresel bulguru, değirmen bulgurudur. İnce dövülmüş bir bulgurdur. 1 kilo kadar var. Yarım kilo kadar yağlı kıymamız. Bunu iç kısmı için kullanacağım. Yarım kilo kadar da yağsız kıymamız. Bunu da dış kısmı için kullanacağım. Ve baharatlarımız var. Karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Şimdi aşamalarına hemen geçelim. Bulgurumuzu şöyle ilave ediyorum. Yağsız kıymamızı ilave ediyorum. Bunları güzel bir şekilde iyice harmanlanana kadar yoğuracağım. Birazcık tuz ilave ediyorum. Karışımı biraz bekleteceğim. Neden diyeceksiniz? İç kısmını hazırlamam gerekiyor. İç kısmını çünkü hazırladıktan sonra dolaba bırakacağım. Donması gerekiyor. Donduktan sonra bulgur aşamasına başlayacağız. Şöyle kenarda bekletiyorum ve iç kısmının tarifini veriyorum size şimdi. 2 tane soğanımız var. Soğanımızı doğradık, hazırladık, ince kıyılmış. Tereyağımızı ilave ediyorum. 250 gram civarı tereyağımız. Bunda kesinlikle sıvı yağ kullanılmıyor. Tamamen katı yağ kullanmak zorundayız. Bunu güzelce bir eriteceğiz, kavuracağız. Pembeleşinceye kadar soğanımızı kavuracağız. Kavurmaya devam edeceğiz. Soğanlarımızı kavurduk. Bayağı bir pembeleşti. Şimdi kıymamızı ilave ediyoruz. Kavurduktan sonra, baharatlarını attıktan sonra bunu difrize atacağım. Hafiften donması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Bulguru oyup içine bırakacağım bunu. O yüzden yağlarının donmuş olması gerekiyor ki dıştaki bulguru yarmasın diye. Parçalanmasın diye. O yüzden donmasını bekleyeceğiz biraz. Peki bu aşamadan sonra dış kısmını yaparken zaten bu da donmuş olacak o süreç içerisinde. Evet, kıymamız da kavruldu. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Bunlar tabii ki sizin isteğinize bağlı. Baharatlı seviyorsanız baharatını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Acı seviyorsanız acısını biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Tuzumuza dikkat ediyoruz tabii ki her zamanki gibi. Bunu da güzelce harmanlayalım. Evet, şimdi bunu bir tabağımıza boşaltacağız tavadan. Direkt soğuk odaya atacağım. Orada soğuduktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Bu süre içerisinde kıymamızı yapacağım size. Bunun aşamalarını göstereceğim. Hadi bakalım. Yağımızın donmasını bekleyeceğim sadece. Hadi buzdolabına bırakalım bunu. Kıymamızı buzdolabımıza gönderdik. O orada soğumaya kalsın. Biz burada şimdi yarım kilo kadar kıymamız vardı. 1 kilo değirmen bulgurumuz var. Birazcık da tuz ilave ettik. Bunu harmanlayacağız bu şekilde. Şöyle bir bulgurla kıymamızı güzelce bir harmanlayalım. Bu bulgurumuz ince dövülmüş bir bulgur. Orta bulgur diye geçer Malatya'da. Kısırlık bulgur diye de tanımlayabilirsiniz. Böyle kıymamızla bulgurumuzu karıştırdık. Şimdi birazcık su ilave edeceğim. Su ilavesinden sonra yoğurmaya başlayacağım. Aşama aşama su bırakabilirsiniz tabii ki. Normalde hamur kıvamı alacak. Evet, bulgurumuz gördüğünüz gibi kıymayla bayağı bir özleşti. Hamur kıvamını aldı. Ara ara elimi suya batırarak toparlıyorum şimdi. Yemeğimizin ismi analık kızlıydı. Öncelikle şimdi kızıyla başlayalım. Ufak ufak kızlarını yapacağım. Sonra da içimize bakacağız. Donduysa eğer bu sefer de annesini yapmaya başlayacağız. Böyle yumaklar alıyoruz. Şöyle ayarlıyoruz bunları. Tekrar elimize. Su olmazsa olmazımız bu. Bulgur işlemlerinde mutlaka suyu yanı başınızda olmak zorunda. Böyle küçük küçük ufak ufak misketler yapıyoruz. Bunlar kızı. Hamurumuzu misketler halinde kopardık gördüğünüz gibi. Şimdi yuvarlıyorum bunları. Daha yuvarlak, düzgün olabilmesi için. Ben şu an size sadece bir porsiyonluk hazırlayacağım. Son misketlerimizi de yuvarladık. Böylece bırakıyoruz. Şimdi analarını yapacağız yanlarına. Dolaba koymuş olduğumuz kıymalar dondu. Onları alıyoruz. Küçük yuvarlaklar yapacağız ki yerleştirmemiz kolay olsun diye. Şu şekilde. Sıkacağız bunları. Dediğim gibi mutlaka donması gerekiyor. Bulgurlarımızın içine daha rahat koyabilmemiz için. Şöyle şöyle. Evet, bitirdik yuvarlaklarımızı. İçlerimiz tamamlandı. Evet, analarımıza başlayalım. Şimdi
analarımızın yapım aşamasına başlıyoruz. Kıymamızı, ağız kısmını böyle kapatıyoruz. Ve anasıyla kızını birleştiriyoruz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tamamen hamurumun devamını böyle getireceğim. Bütün aşaması bu şekilde devam edecek. İçimi bitirinceye kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Neden kıymasını bu şekilde dondurduğum, neden böyle top haline getirdiğimi şimdi yapınca daha iyi anlamışsınızdır. Daha pratik oluyor, daha kolay oluyor. Ellerimiz daha az kirlenmiş oluyor. Hem de dış bulguru çatlamamış oluyor. O yüzden herkese tavsiyem bu şekilde yapması. Porsiyonlu köftemizin sonuncusunu da yapıyorum. Dediğim gibi uzun süreli bir yemek olduğu için fazla zamanınızı almamak için sadece bir porsiyonunu hazırlayıp görsele sunacağım. Diğer kısmını sonra arkada devamını getireceğim. Şimdi bunları salçalı suda haşlayıp servisi hazır hale getireceğim. Evet, şimdi sıra sosumuza geldi. Tenceremizi koyduk. İçine tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağımız biraz yansın. Daha doğrusu erisin biraz. Evet, salçamız biber salçası ve domates salçası karışıktır. Aslında bu sosu farklı farklı yapabiliyorsunuz da. Ben şu an sadece işletmemizde yapıldığı şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Ama yöresel olarak baktığınız zaman içerisine minik minik kavurmalar konulabilir, nohut konulabilir. Asıl özelliği odur aslında. Et suyuyla yapılabilir suyu daha lezzetli olacaktır. Tavsiye ederim mutlaka dediğim ürünlerden katarsanız daha lezzetli bir yemek elde edeceksinizdir. Evet, salçamız da yandı. Hafiften kavurduk. Şimdi kaynamış su var elimizde. Kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Çok az pul biber ilave ediyoruz. Karabiber ilave ediyorum. Evet, biraz kaynamasını bekleyelim. Sonra köftelerimizi içine bırakacağım. Fokurdaması lazım çünkü köftelerimiz çok az bir şekilde kaynayacak. 5 dakika ile 7 dakika arası kaynaması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı sosumuz. Şimdi köftelerimizi ilave ediyoruz içine. Böyle kaynayacak. Çok az bir kaynama süresi var. Zaten dışı etli olduğu için, bulgurla bayağı bir özleştiği için. Evet Özlem Hanımcığım, köftelerimizi attık, haşladık 5 dakika kadar. Şu an tam kıvamında. Hemen servis kasemizi alıyoruz, servisi sunuyoruz. Aynen böyle. Şöyle alıyoruz tabaklarımıza. Malatya'mızın yöresel yemeği. Bilmiyorum haberiniz var mı? İçli köftemizin yeşil yurt olarak patentini aldık. Ondan sonraki gelen ikinci yemeğimiz. Bakalım hedefimiz inşallah bunun patentini de alabiliriz. Evet Özlem Hanımcığım, şu an sizin yerinizi ben tadıyorum. Hala dumanı üzerinde, şöyle içinde göstereyim size. Böldüm. Bakın şöyle kıymaları, dışı bu şekilde. Evet, sizin yerinize yiyorum. Yapanların ellerine sağlık. Yapamayanlar da Malatya'yı bekliyoruz. Sevgilerimle, hoşça kalın.